You're keeping me up, you're keeping me up, oh, you're keeping my hope, you're keeping me up, oh, you're keeping my biraz yoğun duygulara bağlanıyor. Leyla okumak isteyen bir çocuktu ve beni ilkokul yollarımda takip ediyordu. Ve önüne geçen bulduğu her kağıt parçalarını topluyordu ve ceplerine koyuyordu. Korkarak takibine devam ettim. Yani kendisi etti. Bir gün korkumdan elime taş alarak, yani bu kız neden beni bunca zaman takip ediyor diye kendime sorduğumda arkamı dönünce kendisine doğru yürüdüm.
Leyla bana lütfen, ben sana zarar vermek istemiyorum. Okulda öğrendiklerini bana da öğretmeni istiyorum dedim. Ben de o çocuk aklımla, ben sana neden öğreteyim? Gel okula öğretmenimiz öğretsin deyince, o da maalesef ben okuma şansım yok senin gibi diyerek gözleri doldu. Ve ben tabii o zaman 8-9 yaşlarındayım. Hiçbir şey anlamıyorum neden okula gelemediğini. İlk işim anneme giderek, anne ben Leyla ile tanıştım. Leyla okumak istiyor ama maalesef ailesi izin vermediği için siz lütfen Leyla'yı evlatlık alın ya da bütün okul masraflarını karşılayın dedim. Annem de o zaman suratıma böyle bir anne gülüşüyle bakarak, kızım tamam ben elimden geleni yapacağım ama bence bu işler senin sandığın gibi kolay olmayacak diye cevap verdi. Ve ben annemle kavga etmeye başladım. Ve maalesef bir şey yapamadık. Çünkü Leyla'yı 13 yaşında kendisinden 37 yaş büyük bir adamla evlendirdiler. Ve Leyla bir sene sonra intihar etti. Bu benim içimde hep bir yer oldu. Ve ben aylarca annemle kavga ettim. Küstüm, konuşmadım. Kendimi suçladım. Ve büyüyünce eğer bir şeylere sahip olursam bu kız çocukları için bir şey yapmak istiyorum dedim. Bugün 45 yaşındayım. 3 sene önce kendi ülkeme, ana vatanıma, Leyla'nın ana vatanına geri dönerek Leyla projesini ürettim. Ama kendimi hiçbir zaman affetmedim. Çünkü sanki benim yüzümden ölmüş gibiydi. Benim ailemin yapamadığı bir şeyi öne sürmek istedim. Ve bugün Leyla projesiyle 100 senedir varız. Sanatçı arkadaşlarımla bir araya geldim. Yaptığımız eserleri satışa koyuyoruz. Ve oradan elde ettiğimiz gelirleri Elbistan Küçük Ortaokulu'na yardım etmek istiyorduk. Ama bugün okul maalesef var ama 52 tane öğrenci ortadayım. Ben bu projeyi devam ettirmek istiyorum. Biz 5 kişi olarak bu projeyi sürdürüyoruz. Umarım hep beraber el ele vererek bu projeyi bir yerlere getiririz. Ve bütün Leyla'ları, Ali'leri, Ayşe'leri, bana verilen şansı biz de onlara veririz. Çok özür dilerim. Burada konuşmak benim için başka bir duygu ve tutamıyorum kendimi. Özür diliyorum. Yıldırım ben yıldırım, hata.
Thank you.
şu anda. Açacakları bir sergi için benden bir şiir rica etmiştim. Bir şiir yazar mısın, katılır mısın Serapcığım diye. Ben mutlu olarak kabul ettim. Bir şiir yazdım. O sergide eğer La Crescenta'ya giderseniz orada da okuma şansınız olacaktır o şiiri. Ama sizinle bugün bir kadın olarak bu kadar kadına dokunmaya çalışan buradaki birçok kişiyle birlikte ben de bir kadın için hissettiğim ifadeleri önce sizle paylaşmak isterim. Sonra şarkımı paylaşmak isterim mümkünse. Şöyle açalım. Kadınsın sen. İçindeki gücün farkına var. Bir cana can veren, 9 ay yuva olan vücudun, birçok acıya rağmen devamlı yenileniyor. Yaşanan her kederin ve her şeye rağmen bir gün umutla yeşermesi gibi. Sen seversen kendini, gücünü, değerini bilirsen, önünde duracak hiçbir güç yok. Gerektiğinde her canlıya tüm anaçlığıyla kucak açan, aşk ile, sevda ile ışık saçansın. İnan kendine. Eğer inanırsan ve uyanırsan kadın olmanın ayrıcalığına, göreceksin aynadaki seni. Güzelliğinin, gücünü, kudretini. Asla zayıf olma. Zayıf olmaya izin verme kendine. Seni yıkabilecek tek bir güç var, o da sana inanmayan sen. Bunu asla unutma ve uyan kadın olmanın gerçekliğine, gücüne. Her zaman saygı duy kendine. Saygı duymayan kimsenin önünde eğilme. Keşke siz iyikilerle yürü seçtiğin yoldan. Kadınsın sen. Cana can veren, canına can olan, canından olanla yeniden var olan. Her yeniden de inan kendine. Kadın olmak bir ayrıcalık. Bunu her daim söyle kendine. Ve öyle inan ki bu gerçeğe herkes saygı duysun sendeki güce. Oh, sen yana ben cama. Oh, sen
Özellikle de Dükkan'dan bu yana
yiyoruz, yemek yiyoruz, ne uyku uyuyoruz, ne de müzik dinliyoruz. Ama bugün hem o içimizdeki hüzünü çıkartabildik. Tabii ki unutmayacağız. Ama çok iyi geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'lerden, uzaklardan gelen ve bizlere eşlik eden Serap Yenici hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Sibel Dinçer programında söyledi, hepimize bir görev düşüyor. Evet, hepimize bir görev düşüyor. Özellikle biz kadınlara görev düşüyor. Çünkü az önceki konuşmamda da söyledim. Birinci Dünya Savaşı'nda 13 milyon kalan bir Türk toplumunda 9 milyonu kadın ve çocuktu. Ve biz o dönemde ülkemizin kurulmasına mücadele ederekten, askerlere gerekse mühimmat götürerekten o ülkenin kurulmasına şahitlik yapmışız ve mücadelesini yapmışız. Bugün de ben inanıyorum ki Çarşamba günkü 8 Mart, o engellenen 8 Mart eylemleri sondu. Bir yıl sonra 8 Mart'larda daha güzel bir şekilde kutlanacak bir bayram olarak, kadın cinayetlerinin gerçekten rakamsal olarak indiği ve bunun için gereken eylemleri, planları, aksiyonları alan bir hükümet sistemiyle yaklaşık 50 gün sonra sandıklara gideceğiz biz yurt dışında. İnşallah. 64. gününde İnşallah. Büyük bir heyecanla uyanmak dileğiyle diyorum. Hepimize çok İnşallah. Büyük görev düşüyor bu sebepten. Biz kadınların mücadelesi çok. Bakın çeşit çeşit kadınlarımız çıktı. Her birinin farklı alanları var. İşte psikososyal alanda, psikanalist alanında sanatçılarımız var. Her biri birbirinden değerli. Farklı kulvarlardan gelen arkadaşlar. Sizler zaten hepimiz birbirimizden farklıyız ama biz kadınlar birleşince erkeklerden daha güçlüyüz. Biz birçok şeyi birlikte yaparsak daha güçlü olabiliriz. İnsan da zaten çok güzel şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla tabii ki. Dolayısıyla hanımlar, beyler, sizlere burada bu salonda bulunan beyler iyi ki varsınız. Onu da söyleyeyim. Gençlik kollarımız. Bakın bu geceyi yaparak Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde özellikle bütün
bütün Avrupa için ben gidip gidince hemen köşe yazılarında bunu yazacağım. Yani Türkiye'den de ne kadar bununla ilgili, servislerle ilgili ne kadar destek sağlanabilirse bile, zaten Derya Başkanım her zaman bu konuda gereken çalışmaları yapıyor ama bireysel olarak da apartmanımızda kaç kişi var, oturduğumuz yerde kaç kişi var, kaç kişiyi götürebiliyoruz? Aynı saate, tek tek değil, aynı saate saat 10'da gidiliyorsa 10'da birleşin, bayraklarla hep beraber gidin, şov yapalım, şov yaparak alalım. Olur mu? Biz kadınlar kadardır. Biz kadınlar Aksaray'daki şahısın İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede kafası estiği için iptal eden ve bizim yaşam hakkımızı elimizden alan kız kardeşlerimizin katili olan nitelendireceğim bu aşaması. Onu hep beraber, hep birlikte göndermeye var mıyız arkadaşlar? Var. Saygıyla kucaklıyorum. Bir dahaki yıl 8 Mart'ta çok daha güzel, çok daha az kadın cinayetlerinin olduğu bir yeni yılda birlikte kutlamaları yapmak dileğiyle diyorum. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.